Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hepsibahçe.com üzerinden sipariş ettiğimiz rotavatörümüz geldi. Bugün ilk defa montajını yapacağız. Şaftını, hidrolik çıkışlarını bağlayacağız. Hemen bağımıza geçip bir aksilik olmazsa sürmeye başlayacağız. Bu makinedeki hidrolik kaydırma sistemi sayesinde çapa makinesinin veya büyük traktörlerin bağ üzerinde ulaşamadığı yerlere, özellikle çite kaldırılmış bağlarda ulaşıyoruz. Sizlerin de böyle Nevşehir çevresinde sürülmesini istediğiniz bağlarınız varsa video altına yorumlara belirtin. Veya bizim Instagram adresimize DM atın. Oradan biz size ulaşalım ve bağ sürümünü gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bağımıza geldik. Rotavatörümüzü kurduk. Sanayide şaftla ilgili bir problem çıktı. Onu halletmek durumunda kaldık. Sanayide o sıkıntıyı giderdikten sonra, yani biraz geç de kalsa bağa geldik. En azından bir deneyelim diye. Manavoğlu MH1250 model rotavatörümüzü ilk defa bağımızda bu şekilde deniyoruz. Güzel de yapıyor. Şu an için bir sıkıntısı yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ya zaten yumuşak bir toprak burası. Kum toprak diyorlar buraya. Ama çapa makinesi gibi makinelerle gömülüyordu. Daha önce çok uğraştık. Daha önce çapa makinemiz de vardı. Olmuyordu fakat New Holland Goldoni RS30 modeli, New Holland TCF30 modeli diye geçiyor. Daha önce tanıtımını yapmıştık. Traktörümüzde. Sağdan. Tamam. Ya bayır yukarı bayır aşağı çok fark etmiyor. Zaten rotavatör normalde lastiklere güç bindirmiyor. Motora güç bindiriyor. Şaft aracılığıyla. Manavoğlu kaydırma rotavatörümüz. Özellikle kaydırma sistemini de denedik. Bağ arası bu çubuk aralarında gerçekten faydalı oluyor. Yani aksi durumda çubukların arasına hiç girilmiyor. Bu ağaçların altına ne kadar traktör ufak da olsa yanaşılmıyor. Ama kaydırmalı olursa en azından bir 15-20-25 santim daha manevra yapmadan çubukların ağaçların arasına girebiliyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde çapalamamızı yaptık. Ama akşam olduğu için traktörü yakın bir yere bırakacağız. Ertesi gün işimiz olmazsa veya bir işlerim var benim, o işlerimi çabucak bitirirsem tekrardan gelip devamını yapacağız. Bugün biraz geç kaldık ama en azından denemeden de gitmeyelim diye düşündük. Sabah normalde 11-12 gibi, öğlen rotavatörümüzü bağlamaya çalıştık fakat şaft uzun geldi. Normalde o şaftlar kesilirmiş. Traktörün özellikle yan kollarına göre ayarlanırmış. Yan kol uzunluklarına göre. Bu çok uzundu. Sanayide ölçtük, biçtik, kestirdik. Bayağı 2-3 saat o sürdü. Buraya gelmemizde 5-6'yı buldu yaklaşık. Öyle olunca da ancak bu kadar yapabildik. Aşağı çubukların arasında da biraz denedik. Orayı da göstereyim. Ha tabii çubuklarımız da, üzüm çubuklarımız hazır değil. Budanmadı. Budandıktan sonra yapılacak biz ama kaydırma sistemini biraz deneyelim diye. Yani şu şekilde sağ tarafımızda çubuğu aldığımızda böyle aralarına girebiliyoruz. Karşıdan bir daha geldiğimizde tekrardan burayı tabii yarım bıraktık ama yukarıya geçirmedik. Zaten akşam oluyor. En azından yukarıda bir kısmı bitirelim diye düşündük. Bir de budanmadığı için çok güzel olmuyor. Yani gördüğünüz üzere çubuklar hala uzun uzun. O yüzden çok güzel olmuyor. Çok verimli olmuyor. Hatta alıyor bazen çubukları. Kırıyor. Çubukların budanması ve sonrasında tekrar gelinmesi lazım. Ama hani
şöyle bakarsak aşağı yukarı hani çubuklardan da fazla yanaşılmamasına rağmen yani araları güzel çapalama yapıyor. Yani manevra yapmadan bu şekilde çapalamamızı yaptık yani. Kaydırma olmasa bu kadar araları yapamazdık. Yani ne kadar manevra da yapsan olmuyor. Manevra yaptığında bu sefer çapa başka yere gidiyor, motor başka yere gidiyor. Yarın tekrardan eğer ki bir sıkıntı olmazsa geleceğiz. Tekrardan bakacağız. Ben size şöyle bir kere daha göstereyim çapalamasını. Bu videomuzdan da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.